Vallahi aklımı tatile çıkardım, billahi aklımı tatile çıkardım. Arkadaşlar merhaba, bugün size Almanya'dan sesleniyorum. Biliyorsunuz iki haftadır Türkiye'deydim, yeni döndüm, karantinaya girdim. Dışarı çıkmam yasak. O yüzden evde vaktimi nasıl değerlendirebilirim, ne yapabilirim ona bakıyorum. Bugün biraz çalıştım. Sabah 7 ile akşam 4-5 arasında yoğun bir şekilde çalıştım arkadaşlar. Böylece pazartesi günü biraz daha rahat bir başlangıç yapabileceğim. Ee, ayrıca bugün size bir soru cevap videosu çekeceğim arkadaşlar. Sizden sık gelen sorular ve cevaplar, yani sizden sık gelen sorulara cevaplarımı anlatacağım. Bazılarına yazılı da cevap verdim ama bugün biraz daha detaylı cevap vermeye çalışacağım. Ee, Birçok soru geliyor arkadaşlar. Bu soruları seçerken Tabii ki e, genele fayda sağlayabilecek soruları seçmeye çalıştım. Yoksa çok spesifik e, soruların cevaplarını e, burada tartışmayacağız. Genelde fayda sağlayabilecek sorular üzerine konuşacağız. E, bunu söyleyeyim arkadaşlar, burada yanımda e, şu güncel olarak okuduğum kitaplar var. E, videonun sonunda onları göstereceğim size. Ayrıca e, bu dönemde dinlediğim bazı podcastler var size tavsiye etmek istediğim çok güzel podcast programları var arkadaşlar. Hem kendinizi geliştirmek için hem de eğlenceli vakit geçirmek için o podcastleri dinleyebilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Onları da size anlatacağım. Vakit kaybetmeden soru cevapla başlayalım arkadaşlar. En sık gelen sorulardan bir tanesi Almanca. Almancayı nasıl öğrenebilirim? Hangi seviye Almanca gerekiyor Almanya'ya gelmek için? veya bazıları da kişisel olarak benim Almanya'ya geldiğimde Almanca seviyemi merak ediyorlar. Ben arkadaşlar Almanya'ya sıfır Almanca seviyesiyle geldim. Gerçekten sıfır. Yani um, hiçbir şey bilmeyerek geldim. Tabii ki e, uluslararası bir şirkete çalıştığım için, bir Amerikan şirketine çalıştığım için o çok büyük problem olmadı. Ama ben yine de kendim kişisel gelişim açısından Almanca öğrenmeye çalışıyorum. Şu anki seviyem B2 arkadaşlar. Almancayı öğrenmek size size ne tavsiye edebilirim? Özellikle yaşınız 25'ten daha gençse arkadaşlar daha büyük bir avantajınız var. E, ciddi Almanca kurslarına nedir mesela? E, İHK veya Göte gibi ciddi kurslara giderek sabah 9'dan akşam 5'e kadar Almanca öğrenmelisiniz. Gramerini düzgün öğrenmelisiniz. Almanca öğrenmeye yaklaşık 1,5-2 yıl sene, 1,5-2 sene civarında zaman ayırmalısınız ee, ve bu işi ciddiye almalısınız arkadaşlar. Eğer yaşınız 25'in üzerinde ise insanın öğrenme performansı biraz daha düşebiliyor. O nedenle e, süreç daha da uzayabilir. Ama burada şunu da eklemek istiyorum. Mükemmel Almanca konuşmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Hata yapabilirsiniz, yanlış konuşabilirsiniz, gramer hatası yapabilirsiniz. Buradaki Almanların, e, bir Alman arkadaşlarım bana söylediği şu an ilkokul, ortaokul, lise seviyesinde olan Alman öğrencilerin dahi e, artikellerde hata yapma yaptıkları ve bunların e, eğitimde çok fazla üzerinde, yeteri kadar üzerinde durulmadığı, dolayısıyla gençlerin de bu konularda hatalar yapabildiği e, oluyor. Dolayısıyla siz de Almancayı mükemmel konuşmaya çalışmayın. Hedefiniz mükemmel. Mükemmel ilginin düşmanıdır arkadaşlar. Birçok insan e, işlerini mükemmel yapmaya çalışırken, ee, hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla yeterli motivasyonu gösteremediği için de e, istedikleri kadar başarılı olamıyor. Dolayısıyla sizin hedefiniz e, B2 seviyesinde B2 sınavını geçmek veya C1 sınavını geçmek olmalı. Bu sınavı geçerseniz de özellikle c 1i geçerseniz dönüp arkanıza bakmayın arkadaşlar. Yani ben Almanca yeterince biliyor muyum diye kesinlikle ikinci ikinci kere sorgulamayın. Eğer C1 sınavını alırsanız Almanca biliyorsunuz görsünüz gere gere ben Almancayı hallettim diyebilirsiniz. B2 seviyesinde de yine çok kötü değil ama bir miktar daha gelişim açık olduğunu söyleyebilirim. Ben 5 senem, beş senemin sonunda B2 seviyesinde olduğumu söyleyebilirim. C1 olduğumu söyleyemem çünkü gramer olarak hatalar yapıyorum. dolayısıyla siz de buraya geldiğiniz zaman bir Almanca kursuna gidebilirsiniz veya eğer bir iş bulup Almanya'ya gelirseniz o zaman da e, işten sonra veya hafta sonları ders çalışabilirsiniz. Ayrıca kendinize arkadaşlar Türk grubuyla, Türk grubu grubuyla veya e, İngilizce konuşan expat grubuyla sınırlamayın. Özellikle e, Alman arkadaşlarınız olmasına çalışın. Onlarla İngilizce e, onlarla Almanca konuşmaya çalışın. Burada da expat'larla yabancılarla arkadaşlık yapan Almanların sizlerle hep İngilizce konuşmaya çalıştığını göreceksiniz. Dolayısıyla bu konuda e, çaba harcamanız gerekecek. onlarla. Almanca konuşmak istediğinizi defalarca söylemeniz gerekecek. Ben en samimi arkadaşım Stefan'la sürekli İngilizce konuşuyorum ve hep de pişman oluyorum. Keşke biraz daha Almanca konuşabilsem diye. Siz bu hatayı yapmayın. İkincisi, ikinci sık sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Geldiğimize değer mi? Almanya'ya göç etmeye değer mi? Almanya'yı tavsiye eder misin? Hayattan ne beklediğinizle alakalı arkadaşlar. Almanya daha sakin bir hayat sunuyor, daha dengeli bir hayat sunuyor. Emeğinizin karşılığını finans olarak alabiliyorsunuz. Yöneticileriniz size saygı duyuyor. Ee, kimse size kolay kolay haksızlık yapamıyor. Mobbing yapamıyor. Türkiye'de ha, e, aklınızın ucundan geçmeyecek e, özgürlüklere ve haklara sahipsiniz. E, abiyane tabirle göte götleme özgürlüğünüz var arkadaşlar. Kimsenin suyuna gitmek zorunda değilsiniz. Kendi fikrinizi özgürce ifade edebiliyorsunuz. Ve bunun da herhangi bir sonucu bedelini ödemiyorsunuz. Bunun Bence insana kattığı çok büyük bir bu çok büyük bir avantaj arkadaşlar. Yani Türkiye'de yöneticinize yanlış yapıyorsun diyemiyorsunuz. Türkiye'de yöneticinizi eleştiremiyorsunuz. Burada herkes de aşağı yukarı eşit seviyelerdesiniz. Tabii ki gidip bu söylediğim şeyleri lütfen ekstrem uçlara çekmeye çalışmayın. İstisnai durumlar yaratarak beni haksız çıkartmaya çalışmayın anlatmak istediğim şeydeki ana fikri anlamaya çalışın arkadaşlar. Benim bunları anlatırkenki amacım size ukalalık yapmak ya da size büyüklük taslamak değil, size yardımcı olmak. Dolayısıyla iyi niyetliyim. Siz de benim yorumlarımı dinlerken ana fikre odaklanmaya çalışırsanız bence daha faydalı olur. İstisnalar yok mu? Kesinlikle var. 83 milyonluk bir ülkede elbette istisna ararsanız söylediğim her şeyin 180 derece zıttını bulabilirsiniz. Ee, ama bu istisnalara çok fazla kapılmayın. Ben, e, Almanya'da e, hukuk sigortam var. Eğer birisi bana yanlış bir şey yaparsa e, ne soluğumu mahkemede alırım arkadaşlar. E, Feriştah'a gelse tanımam. Kimse bana hak etmediğim bir şeyi yapamaz. Bu e, anlayışa da, bu kendime güvene de, Almanya'da ulaştım, Türkiye'de mahkemeye gitmek ya da haksızlığa baş kaldırmak gibi bir anlayışım yoktu. Dolayısıyla sadece bu sebepten dolayı bile Almanya'ya gelinebilir. Peki bu Almanya'nın hiç mi kötü yanı yok? Arkadaşlar Almanya'nın birçok kötü yanı var. Ee, özellikle insan ilişkilerinin, sosyal ilişkilerin e, çok zayıf olması, insanların vaktinin e, çok az olması, boş vaktinin az olması. Dolayısıyla sizinle çok fazla sosyal ilişkiler geliştirememeleri, sizin de sosyal olarak çok aktif e, olmamanız, tabii ki hayatınızdan bazı renklerin eksilmesini, sağlıyor eksilmesine sebep oluyor yine bu Tabii ki sizinle alakalı ve gittiğiniz şehirle alakalı ama yine de Türkiye'ye göre insanların daha mesafeli olduğunu da bilmeniz gerekiyor arkadaşlar üçüncüsü Almanya'da ev almak apartman almak faizler ne seviyede bunları da kısaca anlatayım hemen size arkadaşlar Almanya'da faizler şu an 10 yıl için kalıcı oturumlu biriyseniz yaklaşık yüzde bir civarında Oldukça düşük çünkü enflasyonun bu sene enflasyon biraz arttı biliyorsunuz. %2 civarında. Dolayısıyla aslında negatif faizle e, kredi almış oluyorsunuz. E, kesinlikle eğer Almanya'daysanız ev almanızı tavsiye ederim. Kiradan kurtulun Almanya'da metrekare fiyatları her yıl ortalama %7-10 civarında artıyor. Dolayısıyla iyi bir yatırım yapmış olursunuz. Aynı zamanda kira ödemezsiniz. E, ve faizler de bu kadar düşükken e, kendinize güzel bir yatırım yapmış olursunuz. O yüzden tavsiye ederim ama tabii ki en büyük problem de Almanya'da şu an satın alınacak ev bulmak. Dolayısıyla siz de Almanya'ya geldiğiniz zaman bu problemi yaşayabilirsiniz. Bir diğer soru da arkadaşlar, asgari ücrete çalışanlar için tavsiyeler. Bakın arkadaşlar, şimdi San, Sanzu diye bir Çinli düşünür var. Bu düşünürün bir savaş stratejileri üzerinde uzman, bin yıldır, bin yılın üzerindedir ee, yani bin yıldan daha eski zamanda e, yaşamış bir kişi bu Çinli. E, Birçok öğüdü var arkadaşlar. Ben de öğütlerinden bir tanesini sizle paylaşacağım. Bu öğüt kaybet, kaybedeceğiniz savaşa girmeyin. Şimdi asgari ücretle çalışanlar ne yapmalı sorusunu biraz bu pencereden bakmamız lazım. Asgari ücretle çalışmak arkadaşlar sizin kazanabileceğiniz bir savaş değil. Dolayısıyla sizin en acil, en hızlı bir şekilde gelirinizi yükseltmeniz gerekiyor. Ne yapabilirsiniz? Bir akşamları ve cumartesi pazar arkadaşlar ek iş yapabilirsiniz veya kendi eğitiminize yatırım yaparak arkadaşlar o şu anki çalıştığınız işi bırakıp başka bir işe geçebilirsiniz. Amacınızın buradaki buradaki birinci amacınızın arkadaşlar gelirinizi yükseltmek olması zorunlu. Çünkü bizim ya birikim yatırım gibi şeyler konuşabilmemiz için sizin öncelikle kendi hayatınızı idame ettirebilmeniz ve bunun üzerine bir miktar para biriktirebilmeniz lazım. Asgari ücretle bunu Türkiye'de yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Ben iki hafta Türkiye'deydim. Fiyatları birinci elden gördüm. Gerçekten Türkiye'deki fiyatlar birçok yerde Avrupa gibi, Almanya gibi ama tabii ki Türkiye'deki geliriniz Almanya gibi değil. Dolayısıyla siz asgari ücret 2800 lira işte bugünkü kurdan yaklaşık 200-250 euro para yapıyor. Almanya'daki asgari ücretinin yaklaşık 8 kat daha düşük gelire sahip oluyorsunuz ve bununla başarılı ve mutlu bir hayat yaşamanız gerçekten çok zor arkadaşlar. Yani bunu yapabilmeniz çok zor. Dolayısıyla bu sizin kaybedeceğiniz belli olan bir savaş. Dolayısıyla benim size tavsiyem bu savaşa girmemeniz. Kendinize hemen asgari ücretin dışına nasıl alabilirim? Buna bakmanız. Yeni bir eğitimle, yeni bir dil öğrenerek, yurt dışına göç ederek veya ikinci, üçüncü, dördüncü iş yaparak, kendi kişisel e, şirketinizi kurarak bu asgari ücret sarmanından bir an önce çıkmanız arkadaşlar. Yoksa e, asgari ücretle gerçekten sadece ölmezsiniz arkadaşlar. Yani bakın karnınızı doyurursanız falan demiyorum, karın da doymaz. Sadece açlıktan ölmezsiniz. O kadar kötü. E, dolayısıyla kaybedeceğiniz savaşa girmeyin arkadaşlar. Bir diğer soruda arkadaşlar ya sen ben senin linkini de bulmak istiyorum i̇smini, soy soyismini söylemiyorsun. Evet arkadaşlar bunun bir sebebi var çünkü ben burada gerçekten her şeyi özgür bir şekilde ifade edebilmek istiyorum. Dolayısıyla bunun için anonim kalmak istiyorum. Dolayısıyla beni sadece benim kim olduğumu arkadaşlarım biliyor ama size beni izleyen ve benim arkadaşım olan herkese şunu söylüyorum burada kendi yapmadığım hiçbir şeyi tavsiye etmem doğru olduğuna inanmadığım hiçbir şey söylemem size asla yalan söylemem sizi kandırmak gibi bir amacım yok. Dolayısıyla e, ismimi veya e, kendime ait diğer bilgileri e, çok fazla paylaşmayı doğru bulmuyorum. Bunun da amacı anonim kalabilmek. Anonim olduğum için de daha özgür bir şekilde fikirlerimi iletebilmek. Şimdi başka bir diğer soru da arkadaşlar hayat felsefesi ve deneyimler. Bununla ilgili ayrı bir videoda çekebilirim ama büyük tü büyük Türk düşünürü Fatih Terim'in dediği gibi arkadaşlar taktik maktik yok. Bam bam bam. Ne demek istiyorum? Ee, arkadaşlar e, Hayatın birçok yerinde şunu göreceksiniz, buna şeyden de e, başka bir referans, sadece Fatih Terim olarak düşünmeyin e, İnsanları etkileme sanatında e, kim o yazarın adı? Şimdi ismi aklıma gelmedi. Amerikalı çok meşhur bir yazar e, Şunu söylüyor e, Cesaret, az bir cesaret çok bilgilikten daha iyidir diyor. Dolayısıyla sizin cesur olmanız gerekiyor, risk almanız gerekiyor. Özellikle işiniz 25'in 30'un altındaysa, el, ya yani bekarsanız, çocuğunuz yoksa biraz daha risk alıp e, leap of faith derler arkadaşlar. Yani böyle bir yerin tepesine çıkıp denize atlamak ya da bir yerin tepesine çıkıp köprüye çıkıp oradan atlamak. Tabii gidip Boğaz Köprüsü'ne atlamayın. Ama her şeyin iyi olacağına inanarak ilk adımı atmak arkadaşlar. Çok fazla plan program olmadan beni dinleyen genç arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Risk almaktan korkmayın arkadaşlar. E, ve evde oturup dünyayı eleştirmek çok kolay. Politikacıları eleştirmek, ekonomi, ekonomiyi eleştirmek ya da yöneticileri eleştirmek çok kolay arkadaşlar. Bunu sizden önce milyarlarca insan yaptı. Sizden sonra da milyarlarca insan yapacak. Dolayısıyla yalnız değilsiniz. Ama gerçekten kendi hayatınızı iyileştirmek istiyorsanız e, odanızdan çıkıp e, sokakta, veya dışarıda bir şeyler yapıyor olmanız gerekiyor. Kendi kendi e, konfor alanınızın dışına çıkmak gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla kimse size neyi yapamayacağını söyleyemez. Bana benim hep felsefem buydu arkadaşlar. Ben e, iyi bir ilkokulda, kötü bir ortaokulda, iyi bir lisede, kötü bir üniversitede ve iyi bir üniversitede yüksek lisans yaptım. E, kötü üniversitelerde, kötü üniversitede okurken e, birçok insan benim etrafıma bazı sınırlar çizmeye çalıştı e, ve dediler ki yani sen yapamazsın senin şeyin belli yani kaliten belli şeyin belli çapın belli e, bunlara çok sizin etrafınıza kimsenin sınır çizmesine izin vermeyin arkadaşlar bu sınır çizme insanların sizden daha akıllı olmadığını bilin e, dolayısıyla size cesur olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar aç kalmaktan parasız kalmaktan korkmamanızı tavsiye ediyorum Türkiye'de e, asgari ücretle veya 5 bin lira, 10 bin lira maaşla çalışacağınız yerde gidin Amerika'ya, gidin Avustralya'ya, gelin Almanya'ya deneyin arkadaşlar. Yine son dönemde okuduğum bir kitap var. Bir Musevi Rabay tarafından, din adamı tarafından yazılan bir kitap. Orada Museviler çocuklarına şunu tavsiye ediyorlar. Transaction yani mümkün olduğunca çok fazla işlem yap. Al sat, ver al, konuş, teklif et, reddet, kabul et. Sürekli bir transaction yap, sürekli bir şey yap, her gün bir şey al, her gün bir şey sat, ee, zarar et, kar et, fayda sağla, zarar et, zarar sağla, um, iyi iş yap, kötü iş yap, böyle böyle arkadaşlar tecrübe ediniyorsunuz. Ben de kendi adıma bu alanda kendimi zayıf görüyorum, dolayısıyla yeni yeni e, transactional alanlar yaratmaya çalışıyorum. İşte borsa, borsa ile ilgili yaptığım işlemler bunlar, e, bu, yani borsa ile ilgili yaptığım işlemlerin temelinde biraz bu var. Apartman almaya çalışmamın temelinde biraz bu var. Ee, YouTube ile ilgili yapmaya çalıştığım şeylerin altında bu var. Aynı zamanda tam zamanda bir işe devam ediyorum arkadaşlar. Dolayısıyla kendime çok fazla bir e, transaction fırsatı yaratmaya çalışıyorum. Siz de bu videoları izleyerek bana destek olarak kötü yorumlar yaparak, e, hakaret ederek, beğenerek beğenmeyerek e, bu konuda bana destek oluyorsunuz. O yüzden. Her türlü olumlu ve olumsuz yoruma çok teşekkür ediyorum. Her türlü hakaret olmadığı sürece her türlü yoruma e, e, kabul ediyorum başımın üstüne. E, evet, sonra devam edelim arkadaşlar. Şöyle bir soru gelmişti: Avrupa Birliği vatandaşı olmam bana ne fayda sağlar? Arkadaşlar bunun cevabı çok basit arkadaşlar. Avrupa Birliği vatandaşıysanız Almanya'ya gelip çalışma izniniz ve oturma izniniz otomatik olarak olduğundan dolayı. Almanya'ya gelip direkt ev kiralayabilirsiniz, iş arayabilirsiniz, bir Alman vatandaşının sahip olduğu hakların oy vermek dışında hepsine sahip olursunuz. Dolayısıyla avantaj olarak çok büyük. O yüzden eğer Avrupa Birliği vatandaşlığınız varsa özellikle Bulgaristan kaynaklı böyle şeyler oluyor, bunu kullanın arkadaşlar, üniversitelere başvurabilirsiniz. Dolayısıyla bu avantajı kullanın. Bir diğer soru da şuydu arkadaşlar. Ev dizme kaç euroya mal olur? Şimdi bu, bu tarz soruların cevapları ancak çok genel olabilir arkadaşlar. Çünkü ya kimi insanlar 50 bin euroya ev dizer. Kimi insanlar 500 euroya ev dizer. Ben ortalama bir evin yaklaşık 2-3 bin euroya toparlanacağını düşünüyorum. Almanya'da ikinci el eşya da çok yaygın arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci el eşya almaktan da çekinmeyin. Almanlar eşyalarını çok güzel kullanıyorlar. Dolayısıyla bu fırsatları ayrıca evinizi eşyalı da kiralayabilirsiniz. Bunu da değerlendirin. Konut kredileri ile ilgili sorun, soru gelmişti arkadaşlar. Dediğim gibi %1 ile 1.20 arasında 10 yıl için konuşuyorum. Konut kredileri alabilirsiniz farklı bankalardan. Broker'larla çalışabilirsiniz. Bu broker'lar Türkiye'den farklı olarak belki farklıdır. Sizden herhangi bir ücret talep etmiyorlar. Ve dolayısıyla bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Ayrıca arkadaşlar Almanya'ya geldiğiniz zaman ikinci adresinizin Check24 olmasını tavsiye ediyorum size. Check24 ve idalo.de bu iki web sitesinden kullanmak istediğiniz tüm hizmetleri ve kullanmak istediğiniz tüm araçların fiyatlarını karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ben bu iki web sitesi tamamen ücretsiz olan bu iki web sitesiyle yüzlerce euro tasarruf ettim. Belki binlerce euro tasarruf ettim. Kesinlikle check24.de idealo.de'yi check24 um, hizmetler için yani sigorta yaptıracaksınız elektrik um, yapacaksınız elektrik um, kontrat yapacaksınız check24 bunun için kullanıyorsunuz idealo'yu da alacağınız um, fiziksel maddeler için mesela gopro alacaksınız ipad alacaksınız iphone alacaksınız mutlaka idealo'dan bakın oradaki fiyatları görün alabileceğiniz en ucuza alabileceğinize Eminim e, yüzlerce binlerce euro tasarruf edersiniz. Almanya'daki eğitim sistemi. Arkadaşlar bu konuda ben çok bilgi sahibi değilim. Almanya'da Türkiye'deki kadar bir fetiş, eğitim fetişi yok. Onu söyleyebilirim size. Birçok Alman kendi çocuklarının teknisyen olmasıyla e, mutluluk duyuyorlar. Yani onunla tatmin oluyorlar. İlla Türkiye'deki gibi oğlum veya kızım cerrah olsun, pilot olsun, doktor olsun, mühendis olsun gibi fetişler, eğitim fetişleri yok. Bu demek değil ki zengin Almanlar çocuklarının iyi eğitim almasını istemiyor. Hayır, özellikle lise seviyesinde cimnazyumlar, biraz daha idealist Almanların eğitimli Alman anne babaların çocuklarını gönderdiği okullar. Siz de ileride Almanya gelir ve çocuk sahibi olursanız çocuğunuzu muhtemelen cimnazyuma göndermek isteyebilirsiniz. Bir diğer soru da arkadaşlar Almanya'da apartman almayla ilgili. Ben biliyorsunuz şu an bir apartman alma sürecindeyiz. Bunun iyi bir yatırım olduğuna inanıyoruz. Birçok problemle birlikte, birçok riskle birlikte geliyor ama avantajları da var. Almanya'da apartmanlar arkadaşlar banka kredisi alınabiliyor. Yeni yasa değiştiği için yan masrafları kendiniz ödemeniz gerekiyor. Kendilerini ortalama 20 senede amorti ediyorlar. Özellikle vergi avantajlarından dolayı zarar etmenin e, pek mümkün olmadı ama bu demek değil ki riskten ari hayır risk birçok riski var kötü kiracılarla problemle yani bir çatınıza bir problem olsa 100 bin euro eğer e, keller yani e, Türkiye'deki dedikleri gibi e, bodrum katınızda bir nem problemi olsa temelinizde bir problem olsa yine 100 bin euro arkadaşlar camına camı kırılsa 3 5000 bin euro ısıtma sistemi bu problemli olsa 20-30 bin euro harcayabileceğiniz çok büyük masraflara maruz kalabileceğiniz riskli bir yatırım olabilir. O yüzden hesabınızı çok iyi yapmalısınız ama 20-25 yıllık uzun dönemde ben kendime bir emeklilik poliçesi olarak bakıyorum bunu. Dolayısıyla bu sene içinde böyle bir sonuca ulaşmak istiyorum. Şu an teklif vermek istediğim bir ev var. North Rhine Westfalen bölgesinde. Detaylarını şu an paylaşamıyorum. Ve bunu eğer iş resmiyete döner de biz beklediğimiz evrakları alıp bank işlemlerini halledebilirsek bunu da videosunu çekeceğim siz de bunu göreceksiniz bütün rakamları bütün açıklığıyla sizinle paylaşacağım ayrıca arkadaşlar şu borsa ile ilgili de birkaç bir şey söyleyeceğim borsada yaklaşık biliyorsunuz 2,5 yıldır borsa üzerine okuyorum bir yıldır da yaklaşık bir yıldır da borsa içinde işlem yapıyorum birçok yani toplamda şu an 8 tane borsa yatırımım var. Bir tanesi hariç hepsinde artıdayım. En yüksek getirileri en düşük risk grubundaki yatırımlarımdan elde ettim. Mesela DAX 30'da şu an artı %22'deyim arkadaşlar. Fransa CAC 40'da şu an %8'de artı %8'deyim. MSCI World'da arkadaşlar yine %11-12 civarındayım. Boeing, Airbus arkadaşlar bunlar da yine artı %10 civarındayım. Diyeceksin ki ya bu Covid, Covid'in ortasında niye bunları aldın? Belli sebepleri var arkadaşlar. Eğer ilginizi çekerse bununla ilgili ayrı bir video yapabilirim. Şu an ekside olduğum tek yatırımım arkadaşlar Apple. Apple'da yaklaşık %5 civarında eksideyim. Bunda problem değil arkadaşlar. Ben burada bahsettiğim hisselerin hepsini zaten önümüzdeki 10 yıl boyunca sapmamak üzerine aldım. Dolayısıyla benim için bugün %5, %10, %100 düşse problem değil. %100 düşerse problem, %99 düşerse problem değil. Çünkü %100 düşmesi, batması demek. Batmasını istemem. Apple eksi de arkadaşlar, 2023'e kadar Apple'a sabredeceğim. Onun da sebebi şu, ben 2023'e kadar Apple'ın arkadaşlar elektrikli otomobil çıkartacağına inanıyorum. Zaten bu herkesin bildiği bir sıra arkadaşlar. Yaklaşık 1000'in üzerinde Apple Amerika'da mühendis işe aldı ve bunlar şu an harıl harıl Apple elektrikli otomobil üzerine çalışıyor. otonom ee, sürüş, e, uzun mesafe, çevre dostu, Apple'ın tasarım dili. Dolayısıyla ben e, Tesla'yı e, bu anlamda shortluyorum. Tesla'ya Tesla yatırım yapmadım. Tesla'ya etrafımda Tesla aşığı birçok arkadaşım var arkadaşlar. Tesla'ya yatırım yapmamamın sebebi Tesla'nın P/E ratio'suna baktım. Yani saçmalamış durumda olduğunu düşünüyorum. Benzer başka saçmalayan firmalar da var ama şu an ben Tesla'nın çok riskli olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Tesla'ya yatırım yapmadım. Çinli ve diğer Amerikan üreticilerin Tesla'nın bu premium değerini aşağı doğru baskılayacağına inanıyorum. Bu benim görüşüm. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Şimdi bir diğer soru da arkadaşlar. Lise sonu lise, liseyi bitirdiğinde diz hangi, dilin hangi seviyedeydi? Arkadaşlar ben liseyi bitirdiğim zaman İngilizcem 89 TOEFL IBT idi. Yani 89 TOEFL IBT de şu demek İngiltere'de ortalama bir okula kabul edilebileceğiniz bir rakam. Aslında onlar 90 istiyorlar. ben 89'dan dolayı böyle bir 4 haftalık falan bir kursa gitmek zorunda kalmıştım ama kötü bir puan değil. Onu söyleyebilirim. lise sonu Almancam yoktu arkadaşlar. Almanya'da sıfır Almanca ile ve iyi, çok iyi İngilizce geldim. Ee, son olarak arkadaşlar Almanya'ya gelmeye değer mi? Biz bu, bu, benzer bir soruyu biraz evvel konuştuk zaten. Tekrar e, etmeyeceğim ama sizin karakterinize bağlı. E, çok mutlu da olabilirsiniz, çok mutsuz da olabilirsiniz. E, ama e, ben benim size tavsiyem Fransızların bir atasözünde olduğu gibi e, Yapılan şeylerin pişmanlığı geçer ama yapılmayan şeylerin pişmanlığı geçmez arkadaşlar. Dolayısıyla elinize bir fırsat geçerse mutlaka bunu kullanın derim. Şimdi videonun sonunda arkadaşlar size şu son dönemde okuduğum kitapları göstereceğim. Bir tanesi bu arkadaşlar. Über'de Psikoloji des Gels. Paranın Psikolojisi. Bu kitabı biraz sizin için okuyorum çünkü temelde insanların finansal dünyada başarısının Psikolojik etmenlere de bağlı olduğunu düşünüyorum. Sadece psikolojik etmenler değil ama psikolojik etmenlere de bağlı olduğunu düşünüyorum. Biraz bu kısmını anlamak istediğim için bunu okuyorum. Biliyorsunuz şimdiye kadar temel analiz ve borsaya nasıl yaklaşabiliriz? Bir 150 yıllık borsanın tarihinde borsa nasıl gelişmiş? İnsanlar hangi hataları yapmış? Biraz bu alanlara yönelmiştim ve yatırımlarımı da bu çerçevede gerçekleştirmiştim. Şimdi biraz daha paranın psikolojisi üzerine düşünmek istiyorum. Çünkü aslında borsanın hareketlerini belirleyen insanların davranışları, insanların davranışlarını da insanların psikolojisini anlamadan e, tahmin etmeye çalışmak çok kolay değil. Dolayısıyla bu kitabı okuyorum. Şimdiye kadar çok verim aldığımız söyleyemem. Beni çok heyecanlandıran bir kitap değil ama e, tamamlan tamamladığım zaman e, sizinle e, paylaşırım. Eğer ilginç bir şey öğrenirsem. Bunu arkadaşlar tatilde okuduğum bir kitap. Sultan'ın casusları. Eğlenceli bir kitap arkadaşlar. Tavsiye ederim. E, çok rahat okunuyor. Biraz e, 16. 17. yüzyılda hepimizin atalarımız Osmanlı'nın neler yaptığını görüyoruz. Ben Osmanlıcı da değilim. E, böyle geçmişin başarılarıyla övünmenin çok fayda sağlayacağını inanmıyorum. Ama e, ecdadımızın yaptığı iyi şeyleri ve ecdadımızın yaptığı hataları bilmekte fayda var. Onları tekrar etmemek adına. E, sonuçta e, Geçmişi öğrenebileceğimiz çok şey var arkadaşlar ve bu e, kitapla ilgili bir şey daha söylemek istiyorum arkadaşlar. Yani ben lisede tarih görüp görmediğimi hatırlamam ama ilkokul ve ortaokulda tarih gördüm e, ve yani 8 senede tarih e, dersinde gördüğüm şeylerin e, şeylerden daha fazlasını burada 2-3 tane korsan hikayesi arasında daha fazlasını öğrendim. Bence tarihi anlatırken biraz daha sebep sonuç ilişkilerine e, indirgemek ve e, kitaplarda ya da Google'da bulunabilecek tarih bilgilerinden ziyade işte Malazgirt 1071 yani bu savaşın tarihi bilmenin çok önemi yok ama onun neden önemli olduğunu bilmek ve onu gerçekten tartışmak daha faydalı olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla size de bir tarih bilinci kazandırma açısından tavsiye ederim. Tabii Türkiye'nin en iyi tarihçileri Halil İnalcık, İlber Ortaylı gibi insanların da mükemmel kitapları var. Fakat ben İlber Ortaylı'yı okumaya çok çalışmama rağmen Arkadaşlar maalesef çok başarılı olamıyorum. Kendisinin dilini e, e, sıkılmadan okuyabilecek seviyede değilim. Dolayısıyla bu benim bir zaafım. Kesinlikle İlber Hoca'ya burada bir laf söylemiyorum. E, ama e, Emrah Safa Gürkan'ın kitabında e, çok daha rahat okudum, hızlı okudum. Dolayısıyla daha çok eğlendim. E, İlber Ortaylı'dan da Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı kitabı tavsiye ederim arkadaşlar. O benim çok rahat okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Bir diğeri de arkadaşlar storytelling. Sorry, story worthy. Yani hikaye anlatmaya değer, hikaye hikayeleştirmeye değer. Çok vasat bir kitap arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Jordan Peterson arkadaşlar. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Istakoz'dan başarı dersleri diye. Bu, arka, bu arkadaş, bu vatandaş şu an yani Kanada, Amerika, Avrupa'da çok popüler. Kendisi bir klinik psikolog. İnsanların başarılarını analiz ediyor. Ya daha doğrusu başarıya götüren psikolojik mekanizmaları analiz ediyor. Bununla ilgili bazı çıkarımlarda bulunuyor. Çok hızlı okunan bir kitap arkadaşlar. Bunu da tavsiye ederim size eğer ilginizi çekiyorsa. Şimdi bu devam ettiğim iki kitap bittikten sonra arkadaşlar Elephant Brain. Buna başlayacağım. Bununla ilgili oldukça heyecanlıyım. Bunu da okuyacağım ve size eğer ilginç bir şey görürsem sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda, şimdi e, önümüzdeki 5 gün veya 10 gün e, karantinadayım arkadaşlar. O yüzden eve tıkılıp kalmış durumdayım. Eğer e, üzerine video çekmemi istediğiniz bir konu varsa bana yazın, yorumlarda yazın. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız arkadaşlar, e, videoyu beğenin, yorum yapın, e, abone olun e, ve e, bana video fikirleri verebilirsiniz arkadaşlar. Karantinam bittiğinde de arkadaşlar size bir Mercedes videosu çekeceğim. Mercedes Strasse var. Düsseldorf'ta. Mercedes'in bir fabrikası var. Onun hemen önünde de iddia ediyorum. Hayatınızda bu kadar büyük Mercedes bayisi görmediniz arkadaşlar. Aklınıza gelecek her Mercedes modeli neredeyse 0 kilometre ve kullanılmış. Onların hepsinin içine girerek Mercedes'in inine gireceğiz arkadaşlar. Bunları bütün arabaları size göstereceğim. Son olarak arkadaşlar size podcast tavsiyelerinde bulunuyorum. Bunları dinlemiyorsanız çok şey kaçırıyorsunuz. Mutlaka en azından bir iki tanesini dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi birinci podcast tavsiyem arkadaşlar. Fular, Fularsız Entellik. Entellik. Emanuel Tolstoyevski. Kendisini kesinlikle dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok şey öğrenebileceğiniz bir insan ve Um, um, oldukça da eğlenceli. Um, komedi anlamında arkadaşlar şeyi dinliyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Kemal Kemal Ayça um, ve İlker Gümüşoluk. Oldukça komik arkadaşlar. Um, İngilizce podcast tavsiyesi olarak arkadaşlar Hidden Brain. Um, bunu um, dinlemenizi tavsiye ederim. Hem İngilizcenizi geliştirirsiniz arkadaşlar hem de... Um, bazı psikolojik süreçlerin analizlerini yaparak güncel problemlerinize farklı cevaplar bulmanızı sağlayabilir. Ben şimdi size hiç ilgi çekici bir şekilde anlatmadım ama oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. Sonra başka size tavsiye edebileceğim podcast, kendi, dinledi kendi dinlediğim podcast olarak Um, neler dinlemişim bakıyorum. Abes Podcast diye bir şey dinliyorum. Yani so so. Um, Deniz Göktaş'a e ayıracak vaktim yok arkadaşlar. Bu da yine komedi podcast'ı. Eğer dinliyor, dinlemiyorsanız bu arkadaşla bu genç arkadaşımızı da dinleyebilirsiniz. Ben bence kendisi inanılmaz komik. Um, sizin de hoşlanacağınıza inanıyorum. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki 10 gün karantinadayım. 5 veya 10 gün test sonucuna göre belli olacak. Video fikirlerinizi bekliyorum. Beğendiyseniz e, videoyu beğenin, abone olun, efsane olun arkadaşlar. Gazoz olmayın, efsane olun. Kendinize iyi bakın.